Adım Zeynep Şahin, 47 yaşındayım, Sivaslıyım. Şehit Muammer Şahin'in eşiyim ben. İki tane kızım var, Ebru, Merve. Bir tane torunum var. Tabii onları görmedi torunumu. Çok üzgünüz. Çocukluğumuz köyde geçti. Annem vefat etti. Babam var, üvey annem var. Öyle beraber büyüdük. Eşim şehit olduktan sonra hani köyde kalmayacağıma karar verdim. Çocuklarım da küçüktü. Baba anne de yaşlıydı. O yüzden benim ailem de buradaydı. Kardeşlerim, ablalarım. O yüzden İstanbul'u tercih ettim. 1998'de geldik. Annesi beni geldi gördü. Eşime söylemiş. Biz de hani görüşmek yasaktı. Böyle uzaktan uzağa gördük birbirimizi. Yani güzel şeyler hissettik. O da beni beğenmiş uzaktan uzağa. Ben de onu beğendim. Sonra istediler. Evlendik. Sonra iki tane kızımız oldu. Küçük kızım 3 aylıkta askere gitti. Eşim harika bir insandı. İyi bir dürüst insandı. Kendi gönüllü olarak da gitti dışına. İsteyerek, bilerek. Normal er olarak gitti askere. İzmir Foça'da askerlik yapıyordu. Denizciydi. Sonra gönüllü olarak Şırnak'a gitti. Büyük kızım 1,5 yaşındaydı. Küçük kızım da 3 aylıktı. Askere gitti. Zaten 7 ayda askerde kalınca hiç vaktimiz olmadı. Çocuklarla vakit geçiremedim. Eşim şehit olduğunda zaten biz evdeydik. Bizim haberimiz yoktu. Bize telefonlar geliyordu. İşte nasıl oldu? Başını sağ olsun falan. Bizim hiçbir şeyden haberimiz olmadığı için bize ne oldu falan diye soruyorduk. Bir şey yok diyorlardı. Meğersem eşim şehit olmuş. Herkes duymuş. Tek biz duymamışız. Bütün köylüler kapıdaymış. Yani biliyorlarmış. Bizim haberimiz yokmuş. Sonra eşimin dayısı geldi. O söyledi bize. Tabii ki çok üzüldük. Çok ağladık. Ya şimdi telefon gelince ben şüphelendim tabii. Kayınvalidem yaşlı olduğu için o şüphelenmedi. Sonra babam aradı. Babam dedi, kızım dedi, telefon geldi mi bir yerden dedi. Dedim ki yok dedim, ne telefonu gelecekti dedim. Sonra yok bir şey falan dedi. Kapattı telefonu. Ben tabii ki şüphelendim. Tekrar babam aradı. Ne oldu dedim, bir şey mi oldu dedim. Yok kızım dedi, bir şey yok dedi. Sonra ben eşimi aradım. Eşimi aradım. Orada ulaşamadım. Tekrar bir daha aradım, bir daha aradım. Sabaha kadar aradım. Maalesef ulaşamadım. Eşimin arkadaşı vardı. Onun cep telefonu vardı. Ondan aradım. Onun da eşi çıktı. Ona da bir şey soramadım. O izindeymiş. Sonra da işte sabaha kadar aradım. Saat 8'e kadar aradım. Cevap bulamadım. Gençlerimize tavsiyem okusunlar, devletine milletine sahip çıksınlar, devletimize hayırlı bir evlat olsunlar. Başkanımız İsmet Yıldırım'a çok teşekkür ederim. Bizleri unutmadığı için gerçekten onun başkan olmasını çok istiyoruz tekrar. Biz çok memnunuz ondan. Kesinlikle bırakmasın diyoruz. Ben Ebru Şahin, Şehit Muammer Şahin'in en büyük kızıyım. 28 yaşındayım. Bir tane kardeşim var. O da Merve Şahin. Ben babam şehit olduğunda ben 1,5 yaşındaydım. O yüzden onunla ilgili hiçbir hatıram yok hatırlayabildiğim. Yani rüyam hiç görmediğim için, beynimde onun simgesi olmadığı için rüyalarımda da göremiyorum. Yani hiç bugüne kadar görmedim rüyamda. Babamı hiç hatırlamıyorum. Hani onunla ilgili hiçbir anım yok. Ben de isterdim tabii ki onunla ilgili en azından sesini hatırlamak, yüzünü hatırlamak, kim olduğunu bilmek. Ama bu mümkün olmadı. Tabii bu şeyler bizi çok üzdü. Kardeşim de aynı şekilde. Kardeşim benden daha ufaktı.
hiçbir şey hatırlamıyoruz. Hem baba figürünü bilmiyoruz, hem kendi babamızı tanımıyoruz. Bu bizi üzüyor. Hani böyle olsun istemezdik tabii. Ama annem bir nebze de olsa onun eksikliğini azalttı. Yani babamız yok ama onu büyürken çok hissetmedik. Hani annem hem anne oldu, aynı zamanda baba oldu. Hiçbir zaman onun yokluğunu hissettirmedi bize. Onun yerini kapattığını düşünüyorum. Babamın şehit olması her ne kadar üzücü de olsa bize bir yandan da gurur verdi her zaman. Onun şehitliği her zaman bizim yanımızdaydı. Hani şehit kızıyım demek her zaman bizim için bir onur olmuştur. Bu üzücü olayların tek tesellisi de babamızın ahirette güzel bir yerde olduğunu bilmek. Bu bizi teselli ediyor. Babamın aziz hatırasını biz yaşatmak çok istiyoruz. Kendi memleketimizde çabalarımız oluyor elbet ama biz 1998'den beri İstanbul'da, İmraniye'de ikamet ediyoruz. Mahallemize, herhangi bir parkına babam şehit Muammer Şahin'in isminin verilmesini Sayın Başkanımızdan rica ediyorum. Eğer uygun görürlerse bu talebimizi çok seviniriz.